Profesör Doktor Sait Bilgiç ilk bölümde konumuz olacak. Efendim hoş geldiniz programımıza. İyi ettiniz, geldiniz. Efendim 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü'nün bugün bir yıl birinci günü dolmuş oldu. Sait Hocam'la bu bir yılı masaya yatıracağız, konuşacağız. Beklediği gibi gelişti mi her şey? Ondan sonra evde bu durum nasıl karşılandı? Belediye başkanları, bizim belediye başkanlarımız göreve seçildikten sonra bir ya da birkaç sene, bir iki sene sonra çocukları baba artık ben senin kazanmaman için çalışmalarda bulunacağım çünkü yüzünü göremez hale geldi diyor. Sizde de gerçekten böyle bir şey yaşandı mı önce? Çocuklarınız, aileniz ve tabii çok önemli bir görev. 5-6 bin kişi, işte binlerce öğrenciye lider yöneticilik yapmak, onlara faydalı olacak işlerin içerisinde olmak ağır sorumluluklar, yüksek konsantrasyon gerektiriyor ama bir tarafta da tabii ki aileniz var. Ailenize zaman ayırma süreleriniz de azalıyor. Her sorumlu yöneticinin başına geldiği gibi. Oradan başlayalım isterseniz önce. Orada evet. Çocuklar ne diyorlar? Sonra size gelelim. Siz deyince aklımıza hemen bir çırpıda raylı sistemin oraya getirilmesi var. Açık kapı gün uygulaması var. Hemen bir çırpıda aklımıza gelen işte danışma kurulu var. Danışma kurulu var. Çevrelerini bir araya getirdiniz, iş adamlarını. Ondan sonra bilgiyle ben bu işi yöneteceğim dediniz. Bu var. Bir de hakkınız olanın peşinde koşmadan el dedin. Sözünüz var. Bir de en son sivil aracılığı konuşmuyorum bile. En son işte logolardan Atatürk'ün çıkartılması ile ilgili. Ya ne oluyor bu Sait Bey'e birileri yani bir de çıktı Sait Bey açıkladı. Hayır bu bir provokasyondur dedi. Doğru bir şey değil dedi. Niye Sait Bey yıpratılıyor konuları geldi önümüze. Bu yaklaşık bir saatlik dilim içerisinde bunları konuşalım Sayın Hocam. Buyurun evden başlayalım. Sait Bilgiç. Evet, öncelikle bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. 10 ay sonra Haberaks TV aracılığıyla yeniden buluşmuş olduk. Evet. Bizi izleyenlerle. Evet efendim. Evet, biz de bir yılımızı dün itibariyle doldurduk. Yoğun bir tempoyla başladık ve aynı tempoyla devam ediyoruz. Evet, ilk sorunuzla başlarsak şöyle. Ben bir akademisyen olarak başladım iş hayatına. Ve akademisyenlik hakikaten gecesi gündüzü olmayan, çalışmalarınızda mesai saatiyle sınırlı kalamadığınız bir alan. Dolayısıyla sizin ev halkı, çoluk bu çocuğunuz belli bir şeye alışarak ya başlıyor. Sabah 8-5 memuru olmadığı için. Yok, öyle bir şey yok. Yani sabah 8-5 diye bir şey yok. 10'da olur, 12 gece çalışmaları bazen İnsanlar çok yeterken laboratuvar çalışmaları çok uzun sürebiliyor. Ondan sonra da öğretim üyeliğim döneminde de ben hep bir yönetici konumunda oldum. İşte 1996'dan beri hep enstitü müdürlüğü, ana bilim dalı başkanlığı, işte yönetim kurulu üyelikleri, rektör yardımcılığı, YÖK üyeliği falan derken ÖSYM yönetim kurulu üyeliği devam ediyor. Yani böyle bir yoğun temponun içerisinde hep olduğum için çoluk çocuk zaten büyürken bunları yaşadı. Biz şu anda zaten en rahat olduğum dönem çocuk hepsi gitti. Yani şu anda ikisi zaten kendileri iş hayatına atıldı. Birisi öğrenci, Ankara'da devam ediyor. Dolayısıyla öyle bir sıkıntımız yok. Yani hanımefendiyle birlikte de, o da zaten yoğunluktan kaynaklı bir rektörlükten kaynaklı bir sıkıntımız yok. Çok güzel. Evet, başladığımız veya o oradan başlamıştık. Şimdi şu ben de raylistan falan dediniz. Oradan devam edeyim isterseniz. Evet, oradan olabilir. Ne demişim? Geriye dönüp bakınca bu bir yıllık süreç içerisinde söylüyorum. Evet. Bunlarla anıldınız. Bunlar ortaya çıktı. Bunları konuşuruz ama ya evet bu bir yıl için söylüyorum ama. Bu bir yılda planladığım şunlardı. Şunlardı. Evet, bunları gerçekleştirebildik. Ama şunları da gerçekleştiremedik dediğiniz şeyler var mı? Tabii şöyle, bir yöneticinin planlayıp da hepsine hayat buldurabilmesi projelerine bu büyük bir başarı. Aynı zamanda büyük imkanlar ve fırsatlara bağlı bir şey. Yani siz düşündüğünüz her şeyi tamamen kendi iradenizle gerçekleştirebilecekseniz sorun yok. Ama sizin dışınızda hem yönettiğiniz kesim bakımından, hem sistemler, elindeki imkanlar bakımından, hem bütçe imkanları bakımından bir sürü sizin kendi düşünceniz dışında
size yönetmeniz gereken değişkenler size var. Yön veren bir sürü değişkenin olduğu yerde bunların hepsini ben ne düşündüysem hayat buldurdum demek hele hele bir yıl içerisinde bu mümkün olan bir şey değil. Zaten benim o günde ilk konuşmamızda da şunu söylemiştim. İlk 6 ay için hedefim üniversitenin sosyal iklimini değiştirmek. Evet, İnsanların kendilerini güven içerisinde hissedeceği, huzur içerisinde hissedeceği, onu görebilecekleri bir yönetim anlayışı ile yola başlayıp devam etmekti demiştim. Çok şükür bugün itibariyle baktığımızda bu tesis edilmiş durumda. Oldu mu? Oldu çünkü bugüne kadar benim kapıma veya başka şekilde yani haksızlığa uğradığı, işte kendisiyle kasten uğraşıldığı gibi bir şikayet söz konusu olmuş değil. Çünkü böyle bir şey hiç düşünmedik. Velev ki olsa bile diyorsunuz galiba bir açık kapı uygulaması hayata geçirdiniz. Hem akademisyenler için hem öğrenciler için. Herkes gelip orada sıkıntısını, şikayetini anlatabiliyor mu? Emniyet mekanizması. Niye? Şimdi sizin karşınıza her an yaptıklarınızdan dolayı birileri çıkabilir ve içeriye girerken de herhangi bir randevuya tabi olmaksızın, izin almaksızın girebilecekleri bir ortam yaratıyorsunuz. Burada şu 15, 20, 50 kişinin olduğu zamanlar oluyor açık kapıda. Burada birisi kalkıp gelip karşınıza gerçekten yaptığınız bir şeyi yüzünüze vurduğu andaki halinizi düşünün. Mahcubiyetiniz değil mi? Yani hocam siz dün bunu diyordunuz ama tam aksini bana geldiniz yaptınız. Ayıp değil mi dese? Dersek düşeceğimiz hali biliyor musunuz? Yani çok yüksek eğer bir ağır damarı varsa, edep varsa, insanda bir utanma duygusu varsa yani bu çok rahatsız edici olur. Riske edici bir şey yani değil mi? Ben kendimden o kadar eminim ki evet bazen görmediğiniz yanlışlar şunlar bunlar olsa bile bizim yani birisine karşı bir çalışanımıza karşı onu rahatsız etme amaçlı, onun hakkıyla uğraşma amaçlı bir düşüncemiz, bir kararımız olmadığından eminim. Varsa da bir yanlışlık istiyorum ki bileyim. Yani benim dışımda cereyan etmiş bir olaydan dolayı bir çalışanımız rahatsız olmuş, haksızlığa uğramışsa bunu bileyim ve bilsin ki diğer yöneticilerim de biz bir yanlış yaparsak rektörün en fazla bir hafta sonra önünde bu. Çünkü randevulu sistemde herkes ulaşamaz. Evet. Çok yoğunluk. Bu hem otokontrol, iç disiplin de sağlıyor. Hem bizim için otokontrol, hem benim diğer yönetici arkadaşlarım için otokontrol. Çalışanlar için de önemli bir güvence bu. Bravo. Bazı belediye başkanları da bunu yapıyorlar. Belediyelerde bu biraz daha yaygın. Ama üniversitelerde bu pek olan bir şey değil. Bunun faydalarını görüyoruz. Çünkü benim de hakikaten anlık bilgim dahilinde olmayan bazı şeyler rahatlıkla önüme konuyor ve o an düzelttiklerimiz oluyor. Evet. O an müdahale ettiklerim oluyor. Veya o an olmayacaksa not alıp sonradan müdahale ederek düzelttiklerimiz oluyor. Bu çalışanlar açısından büyük bir rahatlık çok oluşturuyor. Önemli, biliyor musun hocam, benim için de alın açıklığı. Bu yani çok, ben çok kendimi güzel. Öyle rahat hissediyorum. Bir yıl içerisinde de bugüne kadar çok şükür kimse de gelip böyle bir şey demiş değil. Güzel. Dese zaten o herkesin önünde olacak bir şey. Yani herkesin de bileceği bir şey olur. Biz yanlışımızı bilmekten dolayı rahatsızlık duymayız. Bilakis yanlış varsa bilelim istiyoruz. Ki düzeltelim. Bilelim ki düzeltelim. Bravo. Yani 6500 kişinin çalıştığı devasa 19 Mayıs Üniversitesi'nde rektör her yere işte MOBESE kamerası takıp her şeyi izleyecek hali yok. Evet. Nihayetinde çalışanları eliyle, yöneticileri eliyle bir takım iradeyi bilgileri ve verileri alarak bu süreci takip devam ettiriyor. Dolayısıyla bu bizim için ciddi bir otokontrol mekanizması şeklinde çalışıyor ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Daha dün de bir grup öğrencimiz işte bu Canik meselesinden dolayı hocam, o konu kapımızın önündeydi. Çok yani soru onlar, geliyor bu konuda. Ne oluyor hocam, biz acaba mağdur edildik mi, edileceğiz mi diye. Ama arada sizin de konuştuk. Ben de çok mutlu oldum işin doğrusu. Bunu da izleyicilerle paylaşalım. Paylaşalım hemen. Buradaki hikaye nedir? 2600 tane fakat 2000 tanesi gerçek zamanlı Samsun Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Canik Başar Üniversitesi'ne de eğitim görmesini sağlamayla ilgili bir irade koydunuz. Bu iradenin sonuçları değil mi bunlar? Şöyle, tabii biz bir yıl önce bu kampüsün bize devredildiğini biliyoruz. Yani evet. 15 Temmuz 2016'dan sonra hemen kısa bir süre içerisinde bize tahsis edildi geçici olarak. Tabii biz hemen böyle bir şey aldık, hadi oraya bir kısım birimlerimizi taşıyalım, öğrencilerimizi taşıyalım, bir kaptı kaçtı gibi bir şey yapmayı düşünmedik. Sebebi şuydu. Birincisi kesin tahsis yoktu.
Bu bir acaba mani olur mu diye düşündüm. İkincisi de o günden hatırlarsınız hep ikinci devlet üniversitesi kurulacak meselesi mı, çok konuşuluyordu. Ha ben yani eğer bir şey olacaksa bu nihayetinde hükümetimizin vereceği bir kararla ulaşacak bir şeydir. Böyle bir şey olabilirse biz bunu hemen gidip taşın al geri devletten olmasın diye bekledik. Ama bu bekleme süreci içerisinde de tabii orası kullanılmadığı sürece çabuk eskiyor. Eskiyecek. Bakım olamıyor. Bundan dolayı da ne yapalım diye düşünürken en son Ankara'ya o 20 gün kadar önce gittiğimde Maliye Bakanımızla görüştük. Ona şunu söyledim ya orası bize kesin tahsis olmadı. Bundan dolayı biz taşınmadık. Taşınıp da bulunamıyoruz. Ama orası da işte kullanılmamaktan kaynaklı yıpranabilir. Ne yapalım kesin tahsis yapacak mısınız falan diye sormuştum. O da dedi ki ya Sait Hocam yani kesin tahsis, geçici tahsis bunlar önemli şeyler değil. Yani biz kesin tahsis de yapmış olsak yeni bir kararla onu farklı bir şekilde sokabiliriz. O nedenle bu kısmına takılma dedi. Siz oraya vaktiken taşının ve orayı kullanın ki orası yani amacına uygun bir şekilde kullanılsın. Kocaman otlar. Kullanılsın dedi. Evet bugün de akşam gidip gezdik orayı. Bu nedenle biz yani birimlerimiz arasında da senatoda falan konuştuk. Gitmek isteyen gönüllüler var mı birim olarak? Aynen. Önce gönüllü olarak bir bakalım dedik. Pek gönüllü çıkmadı hakikaten. Sonra biz en sorunlu birimlerimiz neresi bulunduğu bina itibariyle yetersiz olan, sıkıntılı olan işte Samsun Meslek Yüksekokulu'nun ciddi sıkıntıları olduğu bana epeydir de ulaşan bir sorun halindeydi. Ve orada da Güzel Sanatlar Kampüsü içerisinde arka taraftaki bir iyi olmayan binada bulunuyorlardı. Biz bir başlangıç olarak yani orayı şu anda bakımlı hale getirip gözümüz bizzat üzerinde olsun diye onların taşınmasının uygun olacağını düşündük. Ama bu üst yönetim olarak, rektörlük olarak düşündük. Nihayetinde bunu kurullarımızda kararlaştıracağız. Yani henüz kurul kararı almış değiliz. Bu nedenle valimizle konuştuk. İşte Sayın Bakanımızla da görüşeceğim. Sağlık Bakanımızla, Ahmet Demircan'la da. Hani başka bir tasarruf söz konusu olacaksa tabii ki bu taşın, geri taşın falan olmasın diye de düşünüyorum. Nihayetinde burası devletin bir şeyi emanet ettiği bir şey bize. O süreçleri de tamamladıktan sonra bu işi gerçekleştireceğiz. Tabii öğrencilerimiz bundan rahatsızlık duydular. Doğal bu da. Yani herkes bulunduğu yerden bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda hem de kendi iradesi dışında bu bir rahatsız edici olur. Bu gerçek sebeplere bağlı da olabilir, duygusal da olabilir. Öğrencilerimizin gerçekten kendileri açısından sorun olarak gördüğü hususlar sebebiyle oluşmuş bu tereddütlerden kaynaklı istemeyiz şeklinde bir kampanyaları oldu. Bana da Twitter'dan, Face'den, işte şuradan buradan mesajlar geldi. Dün de işte öğrencilerimizin bir grubu rektörlüğün önüne gelmiş bir basın kuruluşu da işte kaydetmek için oradaydım. Dediler bana öğrenciler geldi işte bu olayı protesto edecekler falan. Dedim ki ya protesto etmelerine gerek yok. Gelsinler. Kapı açık buyursunlar. Hani buyursunlar ya. Gelsinler odamda çayı da ısmarlayayım. Oturup sohbet edelim. İnanmazlarsa, kabul etmezlerse gene bildiklerini yapsınlar. Sorun yok. Haber saldık sağ olsun onlar da geldi çocuklar. Oturduk sohbet ettik anlattım onlara. Dedim bakın biz sizi herhangi bir şekilde bir ayrıma tabi tutmak için böyle bir karar safhasında değiliz. Siz bizim evlatlarımızsınız, diğer öğrencilerimizsiniz, ya neyse olsunuz. Bu kararımızın arkasında bir başka şey aramayın. Evet, bundan dolayı işte o yakın bölgede oturuyor olabilirsiniz, işte biraz uzaklaştığınız için ulaşımda zaman kaybedebilirsiniz. Fakat biz bunların hepsini telafi edebilecek kararlar alırız. Yani sizin derse başlama saatinizi ayarlarız, bitiş saatini ayarlarız. İşte ulaşım için büyükşehir belediyemizle konuşuruz. Evet. İşte zaten raylı sistem altından geçiyor. Ringdi, şuydu, buydu. Yani devletin bütün imkanlarını bir şekilde sizin rahat bir şekilde okumanızı sağlamak için kullanırız. Bunu bu yönden şey yapmayın, düşünmeyin. Yani sorunlar buysa bunların hepsini aşarız dedim. Yani bunlar aşılacak sorunlar. Yani bunun dışında da öyle çok ciddi bir çocukların kafasına takılan bir şey yoktu. Yani niye biz şeyi vardı? Niye bizi de yok dedim yani bunu. Sizin durumunuz sıkışıktı. İşte orada sıkışmış daha iyi olmayan şartlardaydınız. Bu nedenle sizin yani sizin için başlangıç itibariyle daha uygun olacağınızı düşündük diye konuştuk. Onlar sordular, cevapladık falan. İnanın hepsi
Hocam biz ikna olduk dediler. Bravo. Yani gerçekten çok medenice, yani çocuklar herhangi bir böyle itekleme işte bir politize olarak oraya kadar gelmemiş olduklarını gördük. Bu çok samimi bir şeydi. Keşke bütün sorunlarımızı böyle konuşup çözebilsek. Evet, yani çünkü ne kadar daha önce de istemiştik biliyorsun. Bu çok güzel bir şey oluyor. Yani toplumda değil mi yapamadığımız bir şey. Tabii yani bir karşı tarafı anlamadan niye böyle dedi, niye böyle karar aldı, niye bunu yaptılar, kendi kafamızda kurguladığımız ve gerçekle alakası olmayan şekle dönüştürdüğümüzde tabii tepkilerimiz değişiyor, farklılaşıyor. Empatik iletişim hocam diyorlar tabii, bunun ismine. Genç bunu zaten bunlar, yani delikanlılar, bunlar da daha çok bu tesirini gösteriyor. Ama şu var, iletişimi sağlıklı kurunca, o mekanizma düzgün işlerse halledilemeyecek mesele yok. Çünkü düşman değiliz. Yani biz burada sorun üretmek için değil, devlet bize bu görevi sorunsuz bir şekilde burada üniversitenin kuruluş amaçlarına uygun çalışmasını sağlamak için bir görev vermiş. Bravo. Yani bizim de kimseye farklı yaklaşımımızda söz konusu değil. Çalışanlarımız, öğrencilerimiz, hiçbir kimseye, yani hangi fikirden, hangi bölgeden, ne bunun ne önemi var ki? Bunlar hiç... Bu söyledikleriniz önemli. Bu böyle bir bakış açısı toplumdaki diğer kamu sektöründe çalışan yöneticiler açısından da şiar edinmeli diye düşünüyorum. Bir tabii bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Bunun için bir anlayışa sahip olmak gerekiyor. Açık, şeffaf bir anlayış. İşte bunun ilk adımını atmışsınız zaten. Beni ve da ekibimi bir hafta içerisinde sorgulayacak açık bir mekanizma. Evet, en geç bir hafta sonra çok kapımda. Önemli bir şey. Tabii ama bunları yaparken bile yine de kol kola gittiğiniz, yürüdüğünüz bir takımla ancak bu işleri yapabilirsiniz. Mutlaka. Bu ekibinizi oluşturdunuz mu? Yani ekibinizin içerisinde değerli bizim de iletişimde olduğumuz arkadaşlarımız var. Çok nitelikli arkadaşlarımız. Ekibinizi kurduğunuzu söyleyebilir misiniz? Yani büyük oranda kurduğumuzu söyleyebiliriz şu anda. Çünkü bu tek başınıza yürütebileceğiniz bir iş değil. Sizin düşündüğünüz şekilde bir yönetim anlayışıyla hareket edebilecekler. Hem çok yoğun çalışabilme temposunda koşturabilecekler. Performans sergileyecekler. Hem bu iletişim kapılarını sizin gibi, sizin kadar açık tutabilecekler. Nihayetinde herkesin her an size ulaşma şansı yok. Yani dekanına, bölüm başkanına, işte rektör yardımcısına, genel sekreterine ulaşan, orada sizi gören, yani sizin rektörlük olarak yüzünüzü oralarda gören bir temsil kesim yerleri var. Miktarlı insan var. Dolayısıyla onlara da bunu hep söylüyoruz zaten. Görev verirken de bunu başlangıçta hep söylüyorum. Sonrasında da bunu mutlak bir şekilde sizinle tam olarak örtüşmesi zaten mümkün değil. Ama bu mantıkla hareket edebilmek mümkün. Ortak hedefler, ortak amaçlar belirlediğin zaman takımlarda böyle oluşuyor zaten dediğiniz gibi. Ama biz bir tane aynen antrenör gibiyiz yani. Antrenör, işte lider. Sayın hocam, evet, lider demek lider, gerekiyor. Evet, yani. Çünkü öğretmen başka bir şey yapıyor, antrenör başka bir şey yapıyor, danışman başka bir şey yapıyor, lider başka bir şey yapıyor. Yani idarecilik başka bir şey, yöneticilik başka bir şey ama liderlik gerçekten başka bir şey. Ha, lider yönetici olmak gerekiyor. Günümüz dünyasında da artık hep bunu konuşuyorlar. Çok güzel. Peki... önemli bir mesele yine Fethullahçı terör örgütü işte bir sene geride kaldı. Evet. Burada nasıl yani evet artık onunla sona geldik biz sorunumuzu hallettik diyebiliyor musunuz? Yok, o hiçbir zaman tam olarak öyle söylenebilecek bir şey değil. Öyle mi? Yani her gün önünüze yeni bir bilgi belge gelebiliyor sonunda. Ve nihayetinde tanıyor olduklarınızı dahi gerçek manada tanımamış olabiliyorsunuz. Yani gelen bilgilerle bazen belgelerle işte baylok diyelim hiç tanımadığınız bilmediğiniz insanlarla ilgili önünüze böyle bir belge konuluyor. Tabii bunun gereğini yapıyoruz. Yani bizim kurduğumuz komisyon görevini sürdürüyor, çalışıyor. Ve zaman zaman yeni bilgilerle, belgelerle yeni kararlar alınıyor. En son rakam itibariyle yaklaşık 126 kişi bizden ihraç edilmiş durumda. Ama hala bir miktar incelemesi devam eden var. Diyorum ya her anda bir eklemeler söz konusu olabilmekte. Yani şunu diyoruz yani Allah 15 Temmuz gibi bir günü bir daha bu millete yaşatmasın. Yani kendi içinden kendi milletine darbe, hainlik manasında bir
kalkışmaya kalkan bir güruhun olması büyük bir kayıp. Çünkü 40 yıllık bir yetişmiş insan gücünü de bir yerde alıp bir tarafa koymak zorunda kalıyorsunuz. Devlet buna mecbur kalıyor. Bu bir kayıp nihayetinde. Yani bu bir maliyetle yetişiyor. Bunların yerine koyabilmek bir zaman gerektiriyor. Gene bir maniyet gerektiriyor. Dolayısıyla bunun arkasında kim varsa bu ülkeye hainlik yapmak için, bu ülkeye düşmanlık yapmak için yer almış. İçerisinde mutlaka yani böyle bir sonu düşünmeden yer almış, masum, samimiyetle, iyi niyetle yer almış insanlar vardır. Yani az da değildir bu. Oradaki en büyük hata da şu, işte arkasında ne olduğunu kestirmeksizin bireyin kendisini teslim etmiş olması. Bu handikap zaten iyi niyetlerle içinde yer alıyorsa bile onu masum olmaktan çıkarıyor. Yani orada bir kabahat var. Yani bir iradeyi teslim etme var. Ondan kaynaklı da hacmi genişlemiş ve büyümüş oluyor bu kalkışmanın maliyet olarak ülkeye. İnşallah diyoruz en azından ülke bu gerçekleri yaşadı, bir daha böyle bir şey yaşamamak için bunlardan iyi dersler çıkarılır. Herkes de üzerine düşeni alır. Yani herkes kim bir vebal taşıyorsa onları da alır. Bundan güçlenerek çıkmayı ümit ediyoruz. Evet. Peki hocam, şimdi adalet ve bilimsel liyakat anlayışıyla yeni atamaları yapmak gerekiyor, kadrolara bu şekilde bakmak gerekiyor dediniz. Burada ki gelişmeler nasıl arkadaşlarımızla? Bu biraz, çünkü geçmiş dönemde biraz sorundu, öyle hatırlıyorum. Burada onu söylediniz, adalet ve bilimsel liyakat anlayışıyla tahsisler gerçekleştireceğiz dediniz. Böyle yürüyen bir süreç var galiba, nasıl gidiyor orada her şey yolunda mı? Burada inanın tamamen bir akademik camianın içerisine dahil olabilmesi için bir kişinin hangi özellikleri taşıması gerekiyorsa biz bu özellikleri esas almaya çalışıyoruz. Nihayetinde bu da yine diğer yetkililerimiz eliyle yürüyen bir şey. Yani bir bölümden, fakülteden, enstitüden başlayan oradaki yetkililer eliyle yürütülen bir şey. Oluşturduğumuz akademik kriterler içerisinde gelen kişinin bu özelliklerinin dışında başkaca aranmaması gereken özelliklerine bakılmaksızın, kimin oğlu, kimin kızı falan gibi bir ayrıma da tabi tutulmaksızın değerlendirme yapılıyor. Bu değerlendirme süreçlerinde öne çıkan, bu öne çıkma işte aşama aşama puanlarla sıralama yapılıyor, mülakatlar yapılıyor, değerlendirmeler yapılıyor. Bunların hepsinde bir akademisyen heyetler tarafından gerçekleştiriliyor. Bizim kimseye bir talimatımız söz konusu olmuyor. Bu kriterlere uymak, bakmak ve işin liyakat kısmını önemsemelerini uyarmanın dışında. Bundan dolayı da yine çok açık, şeffaf bize, bir şekilde atamalar her şeyi yaptık. Yani biz ilanları da sadece kazandı kazanmadı gibi yapmıyoruz. Bütün şeyleri, tabloları teferruatlı bir şekilde ilan ediyoruz ki karşılaştırabilsin adaylar. Niçin kazanamadı veya kazanan niçin kazanmış? Onu görebilsinler istiyoruz. Varsa bir yerde de bir yanlışlık bize de intikal etsin istiyoruz. Yani hakikaten göz göre göre birisinin hakkı alıp birine teslim edildiğinde de buna müdahale etmek istiyoruz. Ama bazı adaylar şurada yanılıyor. Yani bir sıralama oluyor ön puanlara göre. Yani ilk 10'a gireni mülakata alıyorlar. Yani zannediliyor ki ilk 1'deki mutlaka girecek. Zaten ilk 1'deki mutlaka girecekse böyle 10 tane sıralamaya gerek yok. Yani buradaki mevzuat, evet bunlar barajı aşmıştır. Bunlar içerisinden yani bir konuşma da meziyettir, hitabet de meziyettir. Yani hocaların ölçtüğü bu kişi çünkü akademisyen olacak, hoca olacak, sadece araştırmacı olmayacak. Bu yeteneklerini de ölçmeye çalıştıkları bir mülakat süreci yaşanıyor. Bu mülakat süreci de zaman zaman genellikle üst sıralardakiler gene öne geçiyor ama zaman zaman bir değil, üç oluyor, beş oluyor bunlar olabiliyor. Ama bunları adaylar bir haksızlık gibi değerlendirmeye kalktıklarında ya mevzuatı tam olarak bilmiyorlar ya bu sürecin nasıl işlemesi gerektiğini bilmedikleri için. Şimdi başlangıçta sorduğunuz şeylerle ilgili hemen aklıma gelince raylı sistem dediniz. Onu hemen söyleyeyim mi? Yok, ona da hemen oraya doğru da geliyorum. O çünkü neyle ilişkili bir soru o. Onu şu başlık altında sormak istiyordum. Ben öğrencilerle de bu açık kapı
uygulamasıyla bir araya geliyorsunuz ya. Evet. Onlara da açık, sadece akademisyenlere değil. Bu arkadaşlar, bu özel bir olaydı, spesifik bir olaydı. Cani Kampüsü'nün arkadaşların taşıması. Onun dışında ne söylüyorlar? İşte parasızlıktan mı yakınıyorlar? İyi eğitim alıyorlar ya da almıyorlar. Bundan mı yakınıyorlar? İşte konut problemlerinden mi yakınıyorlar? Sınırsız internetten mi yakınıyorlar? Yani bir rektör olarak bir baba gibi de sizinle bir araya gelip insanlar dertleşiyorlardır. Kesinlikle. Diye düşünüyorum. İşte burada çocuklar bu rally sistem uygulamasına bir kere 10 üzerinden 10 vermişlerdir. Çünkü gelir gelmez hemen yapılan bir şeydi. Çok da... Yani şu anda veremeyecekler. Niye? Çünkü kampüs içerisinde böyle her yer delik deşik edilmeye başlandı. O biraz bir sene bizi çalışanları, öğrenci tarih biraz rahatsız edecek. Tarih ne zaman hocam? 2018? 2018 Ağustos ayında. Tamam. Yani 8-8, 18'e 8 veya böyle bir 8'li rakamla taahhüt edilmişti. Zorluklara katlanmadı. İnşallah bir aksilik olmadığı takdirde bundan sonraki eğitim öğretim döneminde başlamış olacak. Başlam. Orada soracaktım işte. Yani bu rally sistemi olayını 2018'in Ağustos ayında. Arkadaşlarımız kullanmaya başlayacaklar. Bu arada değerli izleyiciler, müsaade ederseniz hocam açıklamak istiyorum. Buyurun. Efendim, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde ilk defa 19 Mayıs Üniversitesi'nde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bu bir proje. Bu projenin bir tarafında 19 Mayıs Üniversitesi var. İradesi ve rektör hocam ve Onur hocamla birlikte yürütüyoruz bu projeyi. Bir tarafında da Haber Medya Grubu olacak. Bir tarafında da büyük ihtimalle Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olacak. Bildiğiniz gibi 19 Mayıs Üniversitesi rektörü atandıktan sonra bir danışma kurulu oluşturdu. Samsun'un özellikle iş çevrelerinde akil adamlara biz üniversitenin know-how'ını, bilgisini size nasıl sunabiliriz? Siz bundan nasıl faydalanabilirsiniz diye ortak akıl toplantıları yapıyorlar. O danışma kurulunun içerisindeki insanlar ve Samsun'a yön vermiş iş çevreleriyle üniversite yöneticilerini, üniversite öğrencileriyle bir araya getirip 3 kişinin, 3 farklı grubun kendilerini ifade etmelerini, sorular sormalarını, bu sorulara da cevap bulmalarını istiyoruz. Özellikle üniversite öğrencilerine yönelik bir program olacak. Bu 19 Mayıs Üniversitesi bunu Sait Hocam'la birlikte planladık. O çocuklar okuldan mezun oldukları zaman en azından gerçek hayatı deneyimlemiş insanlarla sohbet ederek yürümüş olacaklar. Bunu da buradan ilan ediyoruz. Lavret sahnesinde olacak bu. 15 günde bir gerçekleşecek. Ekim ayından itibaren başlıyoruz efendim. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Sizin de yapılan bir uygulama olacak. Çabanız var bu konuda. Estağfurullah efendim. Peki bilimsel üretimde, yani üniversite öğrencilerine yapılan önemli bir hizmetti bu. Bunu altını çizmek için söyledim biraz önceki proje. Peki bilimsel üretimde üst sıraları hedefliyoruz. Teknoparkımız var. Bunun dışında yine teknoloji transferiyle ofis kurduk. Bize hocam biraz bunlardan bahsedin lütfen. Buradan hemen Uzay Bilimleri Fakültesi'ne gidelim. Sivil Havacılık yeni mezunlarını verdi, üçüncü mezunlarını verdi. Bir de bunların hepsini bize anlatır mısın? Evet, üniversitelerin olmazsa olmazlarından birisi bulunduğu bölgeye de, bölgenin sorunlarına da artık duyarlı bir şekilde çalışmalarını planlaması ve o sorunları çözebilecek şekilde de projeler üretmesidir. Bu bize dışarıdan bakıldığında işte sadece ders veriliyor, işte kendileri de akademik kariyerlerini tamamlamak için çalışma yapıyormuş gibi geçmişten kaynaklı bir bakış olabilir. Ama dünyada da artık Türkiye'de de üniversiteler dışa kapılarını tamamen açmak zorunda kaldı. Evet. Bu ekonomik zorlamalar, imkansızlıklar da mecbur etti buna. Ve artık akademisyenler mecburen daha büyük projeler üretebilmek, daha önemli çıktıları olan çalışmalar başarabilmek için daha ciddi kaynaklara ihtiyaç duyuyorlar. Kaynaklar özel sektörde sevgili hocam. Bu kaynaklara ulaşmak için akademisyenlerin ciddi projeler sunmaları lazım. Bunun için TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Bilim Sanayi Bakanlığı ve birçok imkanlar var. Ama bir yanda da sanayicilerimiz var. Sanayicilerimiz de akademisyenlerin de birlikte proje üretebilmesi için devletin hakikaten ciddi kaynak tahsisleri var. Yani bir arada olmayınca o kaynakları vermiyor. Siz diyor bir araya gelin. Bir araya gelin. Ve birlikte fikir üretin, proje üretin. Sebebi de şu. Yani sanayicimizin her birinin çok büyük maliyetler gerektiren
ARGE merkezleri kurabilmesi mümkün değil. Hani bir miktar Samsun'da gezdik, gördük. Önemli ARGE birimi olan sanayicilerimiz var. Bu çok güzel. Yani çok gururlandım ben hakikaten görünce. Şimdi bunların bu imkanlarıyla bizde de devasa imkanlar var. Çok büyük laboratuvarlar var. Yani onların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak bir laboratuvar kurabilmeleri çok çok büyük bir yatırım. Bizim de her türlü düşündüğümüz çalışmayı gerçekleştirebilmemiz için o imkanlara sahip olabilmemiz yine büyük kaynak gerektiriyor. Evet. Dolayısıyla bu kaynakları birleştirmek ve ortak amaçlar dahilinde kullanabilmek bu birlikteliği mecbur kılıyor. Bravo. Biz bu birlikteliği daha sağlıklı ve sağlam yürütebilmek için de Teknopark'a ciddi önem verdik. İşte üst düzeyde şu anda yönetim kurulu başkanı rektör yardımcım ve bizim ARGE Mehmet Ali Cengiz Bey. Mehmet Kur'an hocamız. ARGE ile ilgili alanlardan da sorumlu arkadaşımız rektör yardımcısı. Teknoloji Transfer Ofisi'ni adı var, kendisi yoktu. Burayı faal hale getirdik. Bu da yine sanayi ve üniversite arasındaki arayüz, bu bağlantıyı sağlayacak. 4 tane çok değerli uzman şu anda yerleştirdik ama bu sayı hep artacak. 10 olacak, 15 olacak çünkü daha fazla yere ulaşmak, daha fazla proje üretebilmek bunların sayısı ve yetkinliğine bağlı bir şey. Üniversite Danışma Kurulu zaten üst akıl heyeti de diyebiliriz oraya. Nasıl gidiyor hocam? Kaçıncı toplantısı? Orasının ilk toplantısını, resmi toplantısını yaptık. Eylül ayında da inşallah ikinci toplantısını yapacağız. İlk semeresini orada işte ağız sütünün buzağılara kurutulup gıda ürünü haline getirip verilmesi şeklinde bir proje orada şey buldu. Cevap buldu. Olgunlaştı mı? Yani daha önce arkadaşlarımız çalışmış etmişler. Orada gündeme gelince Sayın Valimiz, işte OKA Başkanımız falan oradalardı hep. Hemen iş adamları bu projeye sahip çıkalım kanaati oluştu ve 1 milyonluk bir şeyle başladı. Şu anda 4 milyonluk bir proje halinde. Onun altyapı çalışmaları var, eğitim çalışmaları devam edecek. İnşallah yararlı bir noktaya ulaşacak diye düşünüyorum. Bu somut bir örnek. Bundan sonra da bu danışma kurulu işte sanayicilerle Samsun'un üst düzey bürokratlarının bir araya geldiği bir yapı olduğu için bu tür sorunlar orada da yatırılacak masanın üzerine ve buna daha ortak akılla uygun bir çözüm üretilecek, sahiplenilecek. Evet. Bu her şey burada şu anda Samsun için, ülkemiz için. Nihayetinde kimsenin daha önde veya şu sırada bu sırada olması öyle bir yarış da yok zaten. Tabii bir önemi yok. Evet. O nedenle onun da ben şehre önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Milletvekillerimizle falan da daha önce konuştum. Onlar da zaman zaman gelecekler çok inşallah. Dolayısıyla o süreçle birlikte bu şehir, üniversite, sanayi, üniversite buluşma ve birleşmeleri de daha kolaylaşmış oldu. Biz de televizyonda işleyeceğiz Sayın Hocam bunları. Bunu geliştireceğiz, kuvvetlendireceğiz. Evet. Yani bizim şu bir gerçek, bir şehir gelişecekse gerçekten yetkili makamlarda kişilerin uyumu çok önemli. Evet. Uyum dediğimiz yani kapris yapmadan işte tabii, şeyin yararına olacak hususlarda şurada önde arkada olmaya bakmaksızın Yusuf Bey, çaba sarf etmemiz, koşturmamız lazım. Şehir teşekkür ediyor şu anda da öyle bir şey var. İklim var gerçekten evet. Güzel bir hep şey yakalamış. Bu şehirde o vardı yani. Yani dün mü gene dün de işte ödül töreni vardı. Odalar Birliği evet. Başkanımız o da evet. Söyledi. Yani Samsun bu konuda yani çok siz belki farkında değilsiniz içinde siz göremiyorsunuz. Çok dedi istikbal vaat ediyor. Çok iyi bir şey ivme yakaladı. Bazı rakamlara da dökerek bunları örneklendirdi. Hakikaten daha da ümitlendik böylece. Tabii hocam, İnşallah Samsun'un tarihi misyonuna yakışır bir güce de kavuşursa çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda mihenk taşı oluşturuyor burada. Atılan ilk adım Atatürk'ün attı. Dolayısıyla Samsun ne kadar öne çıkar bu ülkeye daha yararlı üretim merkezi haline gelir. O zaman kendine yakışanı yerine getirmiş olacaktır. Ben de bu ümidi taşıyorum inanın. Yani biz üniversite olarak bu konuda üzerimize düşen ne varsa gocunmadan işte şuna buna bakmadan bu işte bu yer kabuk, alacağız. Kabuk kırmak böyle bir yani, şey. Yani kendi çalışanlarımız, akademisyenlerimize de bunu söylüyoruz. Ama bunlar tabii çok kolay hemen pat pat olacak mümkün şeyler hocam, değil. Mümkün başlangıç, değil. O iletişim, sağlıklı iletişim. Bu sizde olacak. Sistem bunun sonucu oluştu bakın. Evet. İşte o üniversite danışma kurulu bunun sayede oluştu. Evet. Kabul gördü. Evet. Sanayicilerimiz daha sıcak bakıyor. Vatandaşın beklentileri daha iyi. Ama çok basit ve gerçekle ilgisi olmayan hususlarda bazen daha sansasyonel haberler ortaya konuyor. Aslında basınımızın bu konuda
biraz daha belki ne yapacaklarına biz karar veremeyiz ama daha hassas olmalarda yarar vardır diye düşünüyorum. Nihayetinde benim telefonum 15 yıldır kullandığım telefon. Yani rektörlük telefonu falan da kullanmıyorum. Yani bilinen telefonum, herkes istediğinde tak diye arıyor, ulaşıyor. Biz de yani basınımızdan bize ulaşamadım diyen olamaz yani. Mümkün değil. Açıp sorduklarında gerçeği öğrenip ondan sonra aslında kaleme alsar hem kendileri açısından hem şehrimiz açısından. Hem de bilgi kirliliğine sebebiyet vermemiş oluruz efendim. Daha bu doğru olur diye sıkıntılar var. Katılıyorum. İşte logo meselesi mesela öyle bir farklı bir şey. Katılıyorum. Son derece önemli tespit. Tabi dediğiniz gibi bir anda bunların bir somutlaşması çok kolay değil, bir süreç yaşanması gerekiyor. Üniversite bilgisini özel sektörle paylaşacak iradeyi işte bu söylediğiniz amaçtan dolayı harekete geçirebilmeli. Sermaye, iş çevreleri bunun, bu bilginin ne kadar kıymetli olduğunu anlayıp ona destek olabilmeli. Yani nanoteknolojiyle üretilecek kendi ürünleriyle ilgili bir bilgiyi 2 milyon, 3 milyon dolarlık laboratuvarlar kurarak destekleyebilmeli. Dünyada böyle yürüyor zaten bu işler. Onlar da öğreniyorlar bu işi. Böyle ilerleyecek galiba. Geçen hafta Ankara'daydık. Bilim Sanayi Bakanlığı'na da uğradık. Özellikle oraya uğramak için de gittim. Bütçe görüşmeleri için de uğradığım bakanlıklar var ama biz rektörlük olarak da proje üretiyoruz. Yani Ar-Ge projeleri üretiyoruz. Mesela 30 milyonluk bir proje sunduk havacılık alanıyla ilgili. 30 milyon euroluk, avroluk. 5 milyonluk bir medikal kümelenmeyle ilgili bir proje sunduk. Kök hücreyle ilgili yine 2 milyon avroluk bir proje sunduk. Bunlar sadece şey. Biz rektörlük olarak, bir akademisyen arkadaşlarımızın eliyle, bölümler eliyle değil. Sırf rektör yardımcılarımızın ki rektörlük olarak organize edip biz düşünün 40 milyon avroluk yaklaşık proje. O da yani 160 milyonluk falan. Bunun bir kısmının geçeceğini ümit ediyoruz. Yani ilerleme safhaları iyi gidiyor şu anda. Ama geçmese dahi bugün bir daha ısrar edeceğiz. Evet. Yani biz rektörlük olarak da bu Ar-Ge projelerini kendimiz bizzat üretmeye çalışıyoruz. Bravo hocam. Hocam bunlardan biz daha sık haberdar olalım. Bu daha iyi. Medikal kümelenme çok önemli. Ben onu dikkatli aldım. Havacılık. Zaten büyük fırsat saklıyor Samsun içinde. Havacılık, medikal kümelenme ve gen teknolojisi mi dediniz? Kök hücre. Kök hücre. Yani bölgesel fırsatları, imkanları düşünerek projeler yapmak durumundayız. Bunu düşünürken kendi üniversitemizin imkanlarını, insan kaynaklarını düşünmek zorundayız. Bir de bu öncelikleri belirledikten sonra bundan sonraki insan kaynaklarının belirlenmesinde ve bütçenin dağıtılmasında da bu istikamette bir öncelik belirleyeceğiz. Bravo. Yani şu alanlarda biz daha iyi yetişmiş insanları nasıl çekerizin peşine koşturacağız diye kaynaklarımızı özellikle şu projelere daha fazla ayıracağımızı söyleyeceğiz. Böylece bu alanlarda kademe kademe öne çıkacağız. Ve bu Samsun'un bugün sahip olduğu imkanları da daha verimli kullanmamıza sebep olacak. Tabii. Bu nedenle ümitliyiz. Yani inşallah yani böyle şu anda bir yıl içerisinde bu kadar yani dediğimiz gibi iklimi değiştirdik, beklentiler değişti. Biz zaten bir seneye konuşuyoruz. İnşallah ikinci seneye de konuşurken bakarız bunlar ne yapılanmalarda olur. Kişisel özelliklerden ziyade akademik liyakatı gerektiren özelliklere bakarak almaya çalışıyoruz. Yeni aldığımız yardım doçentleri çağırıyorum. Rektörlükte bir çay ısmarlıyorum. Tebrik ediyorum. Sonra da şunu diyorum. Arkadaşlar sizden iki şey bekliyorum. Bakın ben siz bana aracı koştunuz mu buraya girebilmek için? Yok. Yok yani aracı koşmuş oldukları yok. Önümüzden geçmişlikleri yok. Gerek yok buna. Çünkü nihayette akademik hiyerarşik düzen içerisinde bize kendi birimlerinden bilgi, akademik bilgileri taşınıyor. Uygun olan, ihtiyaç olan alanlarda bunları değerlendiriyoruz. Benim sizden rektör olarak attığım imzadan huzur duymam, kendimi daha böyle rahat hissetmem için iki söz istiyorum. İster uyun, ister uymayın. Ha, uymayacaksanız vermeyin, o ayrı bir şey. Ne hocam diyorlar? Diyorum birisi, bakın burada size öğrencilerimiz emanet edilecek. Bilgi üreteceksiniz, bazılarınız da hizmet de vereceksiniz bazı alanlarda. Adil ve dürüst bir şekilde bunu yapabilme sözü istiyorum. İkincisi de bu üniversiteye borcunuz var artık. Bu üniversiteyi bir adım daha ileriye taşımak sizin bu üniversiteye sağlayacağınız yeni projelerle mümkün. Bu projeleri aracılığıyla sağladığınız dış kaynaklarla mümkün.
bana proje sözü vereceksiniz. Her biraz değişik alandasınız. Bu sözleri veriyor musunuz diye söylüyorum. Süper. Ve bu sözleri verdi hepsi. Bakın hepsi verdi. Bugüne kadar 43 tane dışarıdan öğretim üyesi geldi bir yıl içerisinde. Bunun 41'i yarım doçent galiba. Bir kısım kendi içimizden yükselme. Ve bu sözü bizden istediniz hocam. Vallahi hem gururlandık dediler, bir üniversitemizin rektörünün bizden şey, özel bir şey değil. Bu kurum için, bu kurumun geleceği adına bir şey istediniz. Bunu da yerine getirme heyecanıyla şu anda doluyuz. Söz veriyoruz. Hem bu dediğiniz hususa hem de proje konusuna önem vereceğiz, uyacağız dediler. Ben de imzamdan şu anda rahat olmuş oldum. Bravo, bravo. İnşallah bu arkadaşlarımız bunun gereğini yapacaklar yani. Yani bu nasıl söyleyelim? Yani anne babanın çocukla kurmuş olduğu ilişkide de onu böyle motive edici söylemlerle bulunmasında çocuğun performansını biliyoruz. Değil mi? Bir de hükmederek, emrederek ilişki kurduğu zaman için. Bir de şu var. Bu önemli bir şey. Gözüne sokuyorsun. Gözüne... Bak seni ben aldım. Falan. Seni ben aldım. Bana borçlusun. Vefa borcun var falan. İşte. Bunu hissettirmeye çalışan yöneticileri gördük biz. Yani bu onur kırıcı bir şey. Evet. İncitici bir şey. Yani devletin kendine verdiği yetkiyi kendi namına, kendi lehine dönüştürme amaçlı kullanımıdır. Bilakis bunu hissetmesinler diye bunu söylüyorum. Beklentimiz de kurum için onu söylüyorum. Evet. Yani kendi haklarıyla girdiler. Ama şu anda bu kuruma da borcunuz var diyorum. Bunun için de şunları sizden istiyoruz yani diyorum. Çok kibar bir şekilde. Evet, o sorumluluğu bu da çok şey karşılandı. Bravo hocam. Tebrik İnşallah ediyorum. Bu her gelen arkadaşımız yeni bir ivme kazandıracak, heyecan kazandıracak üniversitemize. Zaten bizim artık bu büyüklükteki bir üniversite olarak aldığımız her kişi de mevcutların biraz daha üstünde, biraz daha üstünde dolanıma üstünlüğe sahip olmalarını aramamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. Buna dikkat etmeye çalışıyoruz inşallah. Bravo hocam, tebrik ediyorum. Bu da önemli, not aldım bunu da. Şimdi bir de 19 Mayıs Üniversitesi'nin uluslararasılaşma yolculuğu var. 2600'ün üzerinde yabancı öğrencisi var. 2642 idi geçen sene itibariyle. Mezun olanlar oldu. Bu sene gelenlerle bu sayı 3000'e bulacak. Bu Türkiye ortalaması 1.4 iken sizde 4.67'ler civarında. Şu anda bizde %4. Çok yüksek zaten. Çok. Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin %3'ü bizde. Bakın ortalama %1.4 Türkiye'de. Sizde 4.67, Türkiye'deki öğrencilerin %3'ü mü bir de sizde? %3'ü de bizde. Yani yabancı uyruklu öğrencilerin %3'ü. Türkiye'nin %3'ü. Türkiye'de yabancı uyruklu öğrencilerin %3'ü bizde. %3'ü. Bu Türkiye, peki bu nereye gidiyor şimdi? Hedef yani biz bunu yani ilk etapta %5 yani bu 4 yıl içerisinde bunu %5'lere çıkarmak. Toplamda. Daha sonra bu %10'a kadar gider. %10 bayağı önemli bir miktar. Tabii hocam toplamda kaç öğrenciniz var? Şu anda 56 bin öğrencimiz var. 5600 tane, 6000 tane yakın tabii. Yabancı öğrenci. Yani %10 demek 5600 tane yabancı öğrenci demek. 100 küsur ülke galiba. 101 101 ülkeden bugüne kadar. Yeni gelenler belki farklı ülkelerden gelenler olabilir. Değişebilir bu. Hadi tebrik ediyorum sevgili hocam. Bir en son birkaç konu var tabii ama Canik Kampüsü'nü konuşmuştuk. Sivil havacılıkta neler oluyor Baldıca Köyü'nde? Biraz bunlardan konuşalım. Sizin bir tane şeyiniz vardı Doğan. OMİ tarafından tasarlanan tek motorlu hafif uçak. Bir de Uzaytem. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi. Orada da bir şimdi havacılık heyecanlar. Alan olarak bizim... 30 milyon euroluk projeyi buraya istiyor. Evet bir tanesi 30 milyon euro. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Yani oradaki tasarımların geliştirilmesi ve tasarım ekibinin yetiştirilmesi için kullanılmak amaçlı planlandı. Şu anda orada çok heyecanlı bir genç ekip var. Yani önemli bir miktar imkan var orada. 80 bin metrekare kapalı hangarlarımız var. Uçak bakım merkezlerimiz var. Ve biz şu anda Türkiye'de sivil havacılık ve askeriyenin ve emniyet güçlerinin pilot eğitimlerini kazandık. Yani ihaleyle aldık. En son da gene Balıkesir'de şu anda arkadaşlarımız orada pilotaj eğitimine başlayacak öğrencinin seçiminde onların bu mesleğe yatkınlıklarının ölçülmesi için belli bir saat uçuşdan geçirmeleri gerekiyor. Hı hı. O uçuş eğitimini de yine bizim arkadaşlar veriyor.
Dolayısıyla bu konuda bayağı ciddi bir tecrübe de yakalamış oluyoruz. Bravo. Hem bu bütçe imkanlarımızı biraz daha geliştiriyor, hem tecrübeyi artırıyor. Dolayısıyla bu bakımdan havacılık alanında hem pilot yetiştirilmesinde hem havacılık yönetiminde ki eksiklikleri giderecek elemanların yetiştirilmesinde Sivil Havacılık Yükseloku'muz eliyle hem de uçak mühendisiydi, meteoroloji mühendisiydi ve uçak bakım mühendisleri gibi mühendislerin yetiştirilmesinde de uçak mühendisliği fakültemizin, uzay ve havacılık fakültemizin bölümleri var. Burada da şimdi önemli üniversitelerimizde yetiştirmek üzere gönderdiğimiz ve yetişip gelmeleri yaklaşmış olan epey elemanımız var. İnşallah o genç ekipte yetişmiş olarak geldiğinde havacılık alanında ciddi ataklar yapmayı düşünüyoruz. Bu 30 milyon avroluk projemizde geçerse, dekanımızın kendi ürettiği projeler de var. Onlar da inşallah bir kısmı geçerse. Biz 19 Mayıs Üniversitesi olarak öncelikli alanlarımızdan birisi olarak havacılığı düşünüyoruz. Birisi sağlık, birisi tarım zaten, şu anda. Evet, size bir iki alan daha ekleyip bunlar da zaten marka olmuş tabii, durumda. Bunların içerisinde tabii belli alanlarda yani sağlığın bütün alanları gibi değil. Bu öncelikli alanlara da odaklanarak inşallah 19 Mayıs Üniversitesi'nin işte bu konuda 19 Mayıs Üniversitesi'ne başvurmak lazım veya lisansüstü eğitim alacak bir öğrenci ne burada yapmalıyım? Nasıl Türkiye'den yurt dışına giderken işte öne çıkmış önemli üniversiteleri tercih ediyorlar. Türkiye'de de işte bu konuda şurada şu evet, üniversite, şu konuda şu üniversite deniliyor. 19 Mayıs Üniversitesi'nde böyle öne çıkacağı alanlar oluşacak. Bu da marka değerimizi yükseltecek. Şehre katma değer tabii, olarak dönecek. O nedenle yani inşallah 19 Mayıs Üniversitesi'ni aldığımız noktadan en azından bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşıyabilme başarısını gösteririz diye düşünüyoruz. İnşallah hocam. Yani ilk bir yıl için oldukça etkileyici bence bir performans. Bir yıl sonraki bir diğer performans da yine masaya yatırırız inşallah. Teşekkür ediyorum ben. Logo meselesine bir şey... Ha logo meselesi. Hı, evet yani asıl logo meselesi. Basına yansıdı ya. Tabii böyle. Yani, bu, yani... Niye kapalı kaldı derler hızlı, şimdi niye konuşmadılar evet, yok derler. Doğru söylüyorsun. Yani, onu atladık. Evet. Atlamadık da daha doğrusu zaman hızlanınca rejiden işaret ediyorlar. Bizim kapalı hiçbir şeyimiz yok. Onu çok net söylüyorum. Yani aman bu konu konuşulmasın yok, kumpas, diyeceğimiz hiçbir şey yok. Yok o konuda yani, kişisel kanaatim de zaten öyle ama bilenler de zaten biliyor. Ama eğer birisi yıpratmak istiyorsa Sait Bilgiç'e de yani öyle kolay yıpratamayacaklarını söylemiyorum. Yani, doğru bir şey değil. Olacak nedir yani. O işin kısaca hikayesi kim nereden nasıl böyle bir şey çıkartıyor? Sizin kontrolünüzün dışında önce şeyler oluyor üniversite mu? Üniversite logosundan Atatürk resminin çıkarılacağı yönünde bir haber spekülasyon oluştu. Üretildi. Bizim Atatürk'ün resmini, heykelini logomuzdan çıkarmamız yani akıllı bir iş değil. Yani akıl dışı bir iş. Evet. Kim yapar bunu? Evet. Yapıp da bundan ne menfaat umabilirler? Evet. Bizim zaten böyle bir şey yapma aklımızın ucundan geçmez. Sadece tasarımcı arkadaşlarımızın birisi dedi ki bu logonun içerisindeki Atatürk heykeli yani daha şey kalıyor. Deniz şeyi var, silüeti var, bilmem şeyi var. Daha silik kalıyor. Bunu daha böyle belirgin hale getirelim mi? Dün şeyi gördüm, Ticaret ve Sanayi Odası'nın şeyiydi galiba, Atatürk'ün şeyi orada daha belirgin önde. Böyle onun daha belirgin olan, yani bu sadece bunu böyle bir şey yapıp bir iki örnek gösterelim mi dedi. Gösterdi. Dedik ki ya şimdi evet daha şey gözüküyor, daha çarpıcı, güzel gözüküyor ama bu değişikliğin arkasında başka bir şey de aranabilir, şimdi dursun dedik. Yani bu şey karar falan değil, yani bir senato kararı, senatoda İşte oylama falan filan yok. Bu bizim arkadaşlarla bizim aramızdaki bir görüşme. Dolayısıyla bundan kaynaklı bir şey oldu. Herhalde bu gündeme geldi diye bir şey çıkınca o haber Atatürk'ün işte heykel resminin işte logodan çıkarılacağı gibi. Tabii basın açıklaması yaptık. Tam kapandı evet, mesele evet. Bizim sözümüzü. Evet. Tabii ki sağ olsun basın bu sözümüzü yayınladı, gördü. Ama arkasından talihsiz bir şekilde Diş Hekimliği Fakültesi'nin bir logo meselesi çıktı. Orada da yani o iki logoyu görseniz zaten fark edilir. Daha önceki logo çok karmaşık gözüktüğü için Diş Hekimliği kendi içinde
ya bunu daha sade bir hale getirelim mi diye bir tasarı oluşturuyorlar, çalışıyorlar. Bunu da bir iki yerde kullanıyorlar. Çünkü orada ben sonra gittim baktım, diş hekimliğinin girişinde bizim üniversitenin logosu var zaten kocaman. Diş hekimliği tasarısı, logosu falan yok. Bu bir iki yerde ön çalışma dediğimiz şey görülünce herhalde birileri Atatürk'ün o küçük de olsa oradaki resminin atılmış olabileceği düşüncesiyle haber konusu edilmesine sebep olmuşlar. Bu sefer bak dün böyle diyorduk, yalanlandı ama şimdi doğru çıktı falan gibi şey oldu. Bizim üniversitede tüzel kişiliğimizi temsil eden şey üniversitenin logosudur. Diğer birimlerimiz bir logo oluşturacaksa da bunun kesinleşme yeri, karar yeri senatomuzdur. Üniversite senatosudur. Üniversitemizin senatosunun aldığı bir karar olsa bu, haklılar yani. Böyle bir kararlaştırılmış bir şey olsa bu serzenişte bulunmaları haklı. Ha biz üniversite senatosundan, senatosu gibi bu mekanizmaların yer almasından da şunu anlıyoruz. Yani bir fakülte kendi biriminde bir karar alsa dahi bu senatodan geçmemesi onaylanmaz. Hiçbir anlamı yok. Bu yoktur yani. Böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bu süreçler zaten bunun için konmuştur. Yoksa denirdik yani sen bölümde al kararını bitsin. Evet. Dekanlık evet. Sen al ama bitsin. Şey bizim de bazı kararlarımız yöke gidiyor veya bakanlıklara gidiyor. Yani doğal olarak bir kontrol mekanizması. Biraz suni bir takışma. Biraz şöyle hani bize telefon açıp ulaşılsa, söylense, edilse belki daha bu kadar büyütülmeyecek bir şey olduğu anlaşılırdı. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü sevmek, onu saymak ve onun bu yoldaki çabasını, fedakarlığını anlamaktan başka bir şeyimiz yok. Yani bunu yani hele Samsun'da yani Kurtuluşa giden yolun ilk adımının atıldığı Samsun'da ve o gün adını alan 19 Mayıs Üniversitesi'nde bunu kimse başaramaz. Cesaretle demez. Başaramaz da böyle bir şey gündeme de gelemez yani. Mümkün değil bu. Evet. Ama de rahat olsunlar herkes. Sadece ne olur yani Sait Bilge Çıpranır kısmını boş ver. Yani ben bir kişi yıpransam ne olacak yani? Yazık ama kuruma yazık. Evet. Bu şehre yazık. Evet. Nihayetinde bunlar evet. O dedikodu, mahiyetli şeyler buralara tabii. Zarar veriyor. Tabii. O nedenle yani o konular inşallah unutulur. Ve bundan sonra da basınla biz de daha dikkatli oluruz diye düşünüyorum. Elbette. Peki sevgili hocam çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. İlk bir yıldızı geride bıraktınız. Teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Müjdeli haberi vermiştik bu Ekim'den itibaren yapacağımız programla ilgili. Orada daha yoğun üniversite sanayici ve öğrencileri bir araya getireceğiz. Başarılar diliyorum bundan sonraki yani ikinci yılımız içinde. Son olarak eklemek istediğiniz birkaç şey ben varsa onları kapatalım. Öncelikle Haberaks TV'ye size, bizi izleyenlerle buluşturduğunuz için, Samsun halkıyla buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyeyim. Ben teşekkür ederim. Efendim Sait Bilgiç, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine katılımından dolayı. Samsun Nabzı 2. bölümünde Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile birlikte olacak. Kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.